Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ASP.NET MVC'de ortak layout sayfasına model verisi nasıl gönderilebilir bundan bahsedeceğim. Yani shared e, layout e, sayfalarında bütün diğer alt e, görünümlerde bile ortak bir veri e, nasıl gönderilebilir. Evet Visual Studio'yu açalım. Buradan yeni bir proje oluşturuyorum. Eee burada platformu Windows'a getirelim, proje türü web olsun ve e, şu şekilde gelmiş oldu zaten ASP.NET web uygulaması. İlerle diyelim buraya örnek e, diyeceğim, örnek dedik ve, ve oluştur diyorum. Buradan MVC kısmını seçiyoruz, yine oluştur diyorum. Evet sayfanın oluşmasını bekliyorum. Şimdi önce bizim ortak bir e, Yeni bir şey oluşturalım Bu e, Shared kısmında e, Bir layout sayfası Oluşturacağım bunun için bunu buraya Yeni View diyorum ve bu yeni V ve mesela ne diyebiliriz işte alt çizgi temel diyebiliriz. Burada layout sayfası olmayacak. Kendisi bir layout zaten. Ve add diyelim. Evet içerik içeriği şu şekilde kopyalayacağım. Şimdi bir stil e, dosyası ekleyelim. Burada content kısmına ters tıklayarak add style sheet diyoruz. Ve e, bunun ismine de işte stil diyebiliriz. Bunun içeriğini de kopyalıyorum. Bu içerikler açıklama kısmında verilmiş. Oradan alabilirsiniz. Şimdi de home controller'a gidelim. Var olan şu an bir tane controller var. Home controller'a gidiyorum. Ve yeni bir fonksiyon yazacağız. İşte mesela örnek sayfa olsun. Örnek sayfa bu basit anlamda view'i döndürüyor. Ve buna ters tıklayıp yeni bir görüntü ekle diyoruz. Ve burada demin eklemiş olduğumuz layout sayfasını seçeceğiz. Weaves, Shared'ın altında temel diye eklemiştik. Bunu seçiyorum ve ekle diyorum. Bunun içeriğini de kopyaladım. Evet bunu kaydedelim ve bir tane daha sayfa ekleyeceğim. Şunu şöyle kopyalayabiliriz hatta hızlı bir şekilde. Bunun ismine de diğer sayfa diyorum. Yine aynı işlemi buraya da bir tane görüntü ekleyeceğim. Diğer sayfa temel layoutla et dedim. Ve o deminki içeriği buraya da kopyalıyorum. Evet burada da diğer sayfa yazsın. Şimdi isterseniz örnek sayfası nasıl göründüğüne bir bakalım. Evet bu bizim Sayfa tasarımımız ee, normalde bu menü yazan yer mesela ortak bir yer ve ben her e, alt sayfada buranın e, aslında bir veri tabanından çekiyor olabilir, bir, bir dosyadan çekiyor olabilir ama ortak bir yer olduğu için buraya bir şekilde modeli nasıl gönderebilirim? Çünkü burası layout sayfasının e, bir kısmı. Evet bunu yapabilmek için models kısmına önce bir model ekleyeceğiz. Şurada modelse e, ekle yeni bir sınıf diyorum ve yeni bir model ekleyeceğim buna mesela menü e, modeli ekliyorum ve bu e, menü modeli içerisinde bir ID olsun mesela e, bir menünün yazısı olacak. Bir de e, gideceği adresi tutan url ile isminde bir değişken ekliyorum. E, Menüye ekledik. Şimdi Controller'a gitmemiz lazım. Home Controller'a gidiyorum ve buraya bir tane e, child action eklememiz lazım. Normal bir e, action değil. Bunlar mesela normal actionlar. E, bir tane child action eklememiz gerekiyor. Mesela buraya işte child action only diye Yeni bir fonksiyon ekleyeceğim e, İsmini menü bölüm diyebilirim Bu isimlendirmeyi çağırdığımız yerde kullanacağız e, Mesela 3 tane Dediğim gibi burada normalde veri tabanından da okuyup Şeye e, Vive gönderebilirsiniz ben şu an kendim statik e, Veri oluşturacağım burada e, Tabii buradan ee, bunun modelsi eklememiz lazım modelsi ekleyelim ve burada menü M diyelim bir basit anlamda bir dizi oluşturuyorum aslında İşte mesela bunun e, ID'si 1 olsun e, mesela yazı Google olsun ve tabii ki URL'si de işte Google.com olacak. Burada şunu ben iki tane daha ekleyeceğim. Şu aralara virgül koyalım. Evet, bu iki, bu da üç olacak. İki mesela ne olabilir? Hotmail diyelim. Hotmail.com hotmail Evet bu da e, örneğin Twitter olabilir. Twitter.com dedik ve ben bir tane burada aslında veri oluşturdum. Dediğim gibi bu veri tabanından da okunuyor. Olabilir. Çok önemli değil. E, bu veriyi biz nasıl ve göndereceğiz? E, burada hemen ben önce bunu bir listeye dönüştüreyim. İşte e, Menüler diyelim ve m2list diyorum. E, türünü belirtiyorum menü sınıfından bir şey. E, liste bu aslında ve burada Partial view olarak göndereceğiz. Partial view diyorum. Ve e, Partial view Dedik. E, buranın ismi nedir? Menü bölüm. Menü bölüm Eee ve göndereceğimiz listede menüler listesini gönderiyorum. Şimdi tabii böyle bir view yok yani bir partial view yok onun için buraya ne yapıyorum? Add view diyorum aslında. Ee, burada layout olmayacak bu çünkü gidip zaten başka bir şeyin içerisine view'in içerisine aslında bir e, kısmi bir görüntü bu o kısmi görüntüyü oraya ekliyoruz. Dolayısıyla burada e, partial view olduğunu belirtmemiz lazım. Evet bunu add diyelim. Bu tabi nereye? Bakın gördüğünüz gibi burada hiçbir iş, sadece boş bir sayfa şeklinde ve ben bu e, açılan sayfada normalde benim e, temel sayfasına gidersek menü kısmı şurasıydı. Dolayısıyla şu nav kısmını komple alıyorum buradan buranın içerisine yapıştırıyorum çünkü asıl ana şey o menü kısmını temsil eden yer burasıydı ve bu, e, bu temel kısmında bunu nasıl çağıracağız aslında orada? HTML e, action deyip yani aslında biz burada bu o action'ı buradan çağırıyoruz aslında ve e, ismi hangi action bu menü bölüm action ve hangi kontrolörün iç, e, içerisinde e, home bu şekilde istediğiniz bir noktaya ben aslında kısmi görünüm ekleyebilirim. E, Tabi burada gidelim şimdi buraya ve e, listeydi biliyorsunuz modelimizin türü. Onun için burada model e, list diyelim ve e, arayüzün adı örnek models ve bunun içerisindeki menüyü ekliyorum. Yani diyorum ki ben bu, bu e, görüntüye controller'dan bir menü listesi gelmesi lazım. Menü listesi geldiği zaman şu aslında Dillerin Tekrarlayacağım. Dolayısıyla burada bir for each döngüsüyle bunu sağlayabiliriz. E, for each döngüsüyle ve e, işte var menü in model diyelim. Evet burada ne vardı? li vardı. Ve bu e, li'nin içerisine giriyorum. Bir tane de A ekleyeceğim. E, link ekleyeceğim. Link de menü e, Burada nedir? Gideceği adres yazması gerekiyor ve burada da e, yazı, Google, Hotmail falan oradaki ifadeyi yazması lazım. Evet bu şekilde e, aslında kısmi görüntüyü de oluşturmuş olduk <laughs> ve bunu temel içerisine eklemiş olduk. Demin yine örnek sayfaya gelelim ve bunu çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi demin o eklemiş olduğum şeyler buraya geldi. Bu örnek sayfaydı. Diyelim ki buradan diğer sayfaya gidiyorum. Diğer sayfa. Yine aynı şekilde burada e, oldun diğer sayfaya geldi. Ve burası e, ortak bir alana ben bir modeli, e, bir veriyi nasıl gönderebilirim? E, bu e, videomuzda onu anlatmaya çalıştım. E, bir başka videoda görüşmek dileğiyle.